Vahşi doğada yırtıcı ve otoburlar arasındaki ilişki milyonlarca yıldır basit bir avcı-av modelini izliyor. Bazı hayvanlar hayatta kalmak için kaçmaya çalışırken diğerleri onları öldürmek için kovalar. Ancak Pakistan'da meydana gelen olay bir kez daha her kurala istisna olduğunu kanıtlar. 2001 yılının Temmuz ayında Şangla bölgesinde kalan kasabanın sakinleri artan sayıda leopar tabelaları bildirmeye başladılar. Köyün yakınlarında hemen hemen her gece genç erkek bir leopar görüyorlardı. Sıklıkla onu köyün kenar mahallelerinde görüyorlardı ama bazı geceler onu şehir merkezinde yürürken bile gördüler. Yırtıcı insanlara saldırmıyordu ama keçi, köpek ve kümes hayvanları sık sık ortadan kayboluyordu. Zamanla köylüler bu büyük benekli hayvanın sürekli köy bekçisinin ailesinin yaşadığı köyün kenar mahallelerinden belli bir yere gittiğini fark ettiler. Bu bölgede leoparlarla karşılaşmak oldukça yaygındır ama genelde dağ ormanları ve resif çalılıklarında yer alırlar. Ancak bu yetişkin yırtıcı bilerek köydeki belirli bir yer için çabalıyordu. Köylüler leopar insanlara saldırmaya başlayacak diye çok korkuyorlardı. Leoparları avlamak yasaktır ve bu yüzden köyün yaşlıları Asya Vakfı'ndan bir yardım kuruluşuna başvurarak yırtıcıyı yakalayıp koruma alanına göndermelerini istedi. Bu kuruluşun çalışanları hayvanı takip etmeye başladıklarında inanması zor bir şey gördüler. Leoparın köye her gece geldiği ortaya çıktı. Özellikle de bekçinin ineğini ziyaret ediyordu. İnek ve yırtıcı barışçıl bir şekilde etkileşime girdi ve leopar ineğe sürtünüp bir kedi gibi sessizce durarak inek leoparı yalayıp emzirdi. Kısacası ikisi leopar ormanın vahşi yırtıcısı değil de bir buzağıymış gibi davrandı. Aynı zamanda sürünün diğer inekleri korkuyla diğer bir tarafa koştu. Bilim adamları gizlice bu alışılmadık hayvan çiftini gözlemlemeye karar verdi. Hayvanların resimlerini çekip videoya aldılar ve resimler basına sızdığında bu şaşırtıcı arkadaşlık sadece Pakistan'da değil, tüm Güneydoğu boyunca haberlerde popüler bir konu haline geldi. Köylüler bu ani popülerlikle mutlu olmalarına rağmen yaşlılar yırtıcının bir an önce yakalanması gerektiği konusunda ısrar ediyorlardı. Onlar en çok da yırtıcının akşam vakti bir çocukla karşılaşmasından korkuyorlardı ki bu da kötü bir şekilde yırtıcı avının yeniden başlamasına neden olurdu. Ancak tehlikeyi hisseden leopar köye yaklaşmayı bıraktı. Bir kez daha ineği ziyaret etmeye geldi. Yokluğunun birkaç ayından sonra uzun bir süre boyunca ineğe yaslanıp sırayla birbirlerini yaladılar. Sonra kimse onu bir daha görmedi. Bu ziyaretten sonra bir süredir büyük kedilerin hayatlarını araştıran bilim adamları böylesine muhteşem bir dostluk için şu açıklamayı yaptılar. Leopar yavrusu muhtemelen annesini kaybetti. Aç olmalıydı ve muhtemelen bu inekle karşılaştığı köyün kenar mahallelerini yiyecek aramak için dolaştı. İnek yavruyu çok küçük olduğu için olası bir tehlike kaynağı olarak görmedi. İçgüdüleri tarafından yönlendirilen yavru ineğe yaklaşmış ve inek onu emzirmeye başlamış olmalı. Görünüşe göre yavru ineği emerken ineğin annelik içgüdüsü uyandı. Böylece leopar yavrusu ve inek arasında bir anne çocuk ilişkisi gelişti. Ve leopar büyüyüp potansiyel olarak başkaları için tehlikeli hale geldiğinde bile inek onu hala buzağısı olarak ve yırtıcı da onu kendi annesi olarak düşündü. Doğada bunun gibi şeyler meydana gelebiliyor bazen.